Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim tavuklu mercimek çorbası. Böyle tavuğu didip mercimeklerin içerisine, pişmiş çorbanın içine katacağız. Harika bir çorba olacak, muhakkak denemelisiniz. Hemen öncelikle tavuğu haşlayarak başlayayım. İstediğiniz tavuk eti kullanabilirsiniz. Ben şöyle iki parça tavuk göğsü kullanacağım. İki tane de ya da bir tane, çok aşırı olmasını istemiyorsanız bir tane de kullanabilirsiniz. But, iki tane but, şöyle küçük iki parça da tavuk göğsü kullanıyorum. Biraz daha tavuğun göğüs kısmının bol olmasını istediğim için bu şekilde yapıyorum. İsterseniz iki tane but ya da bir tane kemikli göğüs kullanabilirsiniz. Üzerine şöyle bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum ve bir litre suyu hemen hemen üzerine çıkana kadar su ilave ediyorum. Şöyle yarım litre daha su ilave edeceğim. Düdüklü tencereyi kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika pişirip altını kapatacağım. Düdüklü tencerede değil de normal tencerede de aynı işlemi yapıp haşlayabilirsiniz. Yarım saatte de böyle bekliyordu. Havası iyice çıktı. Tavukları şöyle alayım bir tabağın içerisine. Bunları önce bir dideceğim. Göğüs kısımlarını. Çorbayı yapmak için tavuk suyunun 3'te 2'sini kullanacağım. 3'te 1'ini de su olarak. Şimdi bunu alayım, süzdüreyim. Hemen çorbayı yapmaya başlayayım. Çorbayı yapmak için uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. Arka tarafa tavuk suyun üzerine bir o kadar daha su ilave ettim. Şimdi kaynamaya bıraktım. Direkt tavuk suyuyla yapmak istemiyorum. Çok ağır olabilir. Zaten içerisine tavuk kullanacağım. Fazla gelen suyu da buzluğa kaldıracağım. Daha sonrası için kullanabilirim. Bir yemek kaşığı kadar tereyağını tencereme alıp ocağın altını yakıyorum. Daha öncesinde et suyuyla mercimek çorbası tarifi paylaşmıştım. Bu seferki de böyle olsun. Bu çok güzel oluyor. Hem tavuk suyunun olması hem de böyle çorba içerken böyle tane tane tavuk gelmesi çok güzel oluyor. Muhakkak deneyin. Tereyağı eridikten sonra 2 yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum. Unuzu şöyle tepeleme dolusu ilave edin. Biraz unu kavuracağım. Güzel unu kavurdum. Ben neyi unuttum arkadaşlar? Önce yağıyla soğanı kavurmam gerekiyordu. Ama şimdi ilave edeceğim. Sonrasında zaten içinde pişip yumuşayacak. Çok da sıkıntı değil. Ocağın altını kapatmıştım. Kısık ateşte şöyle birazcık kavurayım. Siz yağı koyup ondan sonra soğanı ilave edip sonra soğan kavrulduktan sonra unu ilave edersiniz. Benim böyle oldu ama sorun değil artık. Yapacak bir şey yok. Dökemem. Soğanla birlikte şöyle biraz kavurayım. Şöyle klasik bardaklarla bir su bardağı kırmızı mercimeği güzelce yıkadım. Şimdi ilave edip böyle kavuracağım. Salça ilave etmiyorum ama isterseniz katabilirsiniz. Öncelikle bir su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Soğanlar kavrulmadığı için çok böyle üste doğru çıktı ama sorun değil. Şimdi içerisine tavuk suyunu ilave ediyorum. Ortalama şöyle 1,5 litreye yakın su ve tavuk suyu ilave etmiş oldum. Benim bu tencerem 1,5 litre aldığı için ben o ölçüyü oradan veriyorum arkadaşlar. Yoksa şimdi baktığınız nasıl 1,5 litre diye düşünmeyin. Bu tencerem bu şekilde 1,5 litreye kadar alıyor. Şöyle bir çırpayım, onu dağıtayım. Şöyle 1 çay kaşığı zerdeçal ilave ediyorum. Renginin daha güzel olması için. Birazcık daha su katacağım. Bu birazcık sulu olacak sanki. Tamamdır. Daha sonrasında bakacağım. Gerekirse ilave edeceğim. Hemen tuzunu da ilave edeyim. Şimdi kapağını kapatacağım. Kırmızı mercimek yumuşayana kadar ortalama bir 15 dakika
pişireceğim. Önce altını yükseğe açayım. Sonra kısığı alacağım kaynayınca. Çorba bir 15 dakikadır kaynıyordu. Hemen şöyle bakacağım. Hiç su falan ilave etmedim. Sadece ilk kapağını kapatıp pişirmeye başlamadan önce 2 su bardağı da tavuk suyu ilave ettim. Ortalama 2 litreye yakın su ilave ettim. Tavuk suyu ve su karışımı. Hemen hemen kattığım suyun 3'te 2'si tavuk suyu, 3'te 1'i normal su diyebilirim. Rengi çok güzel olmuş. Kıvamı da gayet güzel. Şimdi blenderdan çekeceğim. Eğer evde zerdeçal yoksa ilave etmeyebilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Şimdi blenderla güzelce pürüzsüz hale getireyim. Tamamdır, yeterli. Kıvamı çok güzel oldu. Sizler de suyunu damak tadına göre ayarlarsınız. Rengi harika oldu. Bence varsa evinizde muhakkak zerdeçal katmanızı tavsiye ederim. Dittiğim tavukları ilave ediyorum. Böyle birazcık tavukları bol bol, çok güzel oluyor. Şöyle bir karıştırayım. Bir taşım kaynatıp ocaktan alacağım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bence muhakkak deneyin. Harika görüntüsü var. Altını biraz yüksek ayara açayım. Şöyle bir taşım kaynasın. Hemen kapatacağım. Artık ocağın altını kapatayım. Şöyle bir 5 dakika dinlensin. Ondan sonra sunuma geçeyim. Çorbayı biraz dinlendirdim. Hemen servis tabağına alayım. Ve videomu bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra bu çorbayı çok daha güzelini yaparsınız. 1'den 10'a kadar puanlarınızı bekliyorum. Bakalım bu çorba için kaç puan vereceksiniz. Bir kere denemiştim. Çok hoşuma gidince hemen sizlerle paylaşmak istedim. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.